TürkSat Dijital Hayatı sunar. Merhaba. Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Efendim Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Her cuma saat 15'te TRT Radyo 1 mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkilerini konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Yaz tatili arası vermeden. Bu cuma sosyal medya ve siyaset konusunu işlemek istiyoruz. Tam da bu konunun üzerine Kayseri'den, Erciyes Üniversitesi'nden bir akademisyen arkadaşımız bu konuda bir kitap yazdı. Kayseri'ye bağlanacağız. Bu kitabın macerasını ve kitaptaki rakamsal analizleri konuşacağız. Çok ilginç bilgiler var. Ama onun öncesinde sponsorumuz TürkSat'ın TürkSat'a bağlanacağız. Oradaki uzman direktör arkadaşımız Tuğan Avcıoğlu'na ve her hafta olduğu gibi bize E-Devlet Kapısı, hayatımızı çok kolaylaştıran ve Türkiye'nin gururu E-Devlet Kapısı'nın bir özelliğini, bir servisini bize anlatacak. Biz de daha iyi öğreneceğiz. Tuğan Bey. Merhabalar Bilal Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Dijital hayatı konuşmaya devam ediyoruz. E-Devlet'i konuşacağız. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız? Ben bir süredir açık olan bir hizmetten bahsetmek istiyorum aslına bakarsanız. Hayatımızda olan bir hizmet diyelim bu. Tamam. Biliyorsunuz birçok noktada sigorta yaptırıyoruz. İşte bu hayat sigortası olabiliyor, sağlık sigortası olabiliyor, trafik poliçesi mesela, kasko poliçesi gibi. Bunlar noktasında biz E-Devlet Kapısı'nda da aslında bir hizmet sunuyoruz. Vatandaşlara bunu duyurmakta fayda var. Birçok noktada insanlar kendi poliçelerinin numaralarını bilmiyorlar. Hmm. Veya işte poliçenin içeriğini bilmiyor olabilirler. Çok kısa bir sürede E-Devlet Kapısı'na girerek, bunlar şu an mobil platformda da var. Bulunduğu yerden gidip poliçelerini sorgulayıp görebilirler ve yani diyelim poliçeyi kullanmak gerekecek, kasko poliçesi veya trafik poliçesi düşünürsek orada poliçe numaralarını görmüş olabilecekler. Şu an halihazırda sağlık sigortası, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, trafik sigortası, kasko sigortasını görüntüleyebiliyorlar bireysel olarak söylersek. E-Devlet üzerinden ve mobil platformda. Geçmişe dönelik bir arama yapabiliyor ve bir sonraki ayın poliçesini görebiliyor değil mi? Halihazırda yürürlükte olan poliçesini ve ne zaman biteceğini, ne zaman başladığını, poliçe numarasını veya genel diğer bilgilerin hepsini görebiliyor. Hı-hı. Bu sayede vatandaş yanında poliçe taşımak zorunda kalmayabilir. Zaten hani hayat sigortası için veya işte sağlık sigortası için gittiğinde diyelim hastaneye, bunu sorduklarında oradan öğrenip hemen söyleyebilir. Veya kaza anında Allah korusun bir sigorta sigorta poliçe numarası gerektiğinde bunu verebiliyor. E-Devlet Kapısı'ndan hızlıca mobil ortamdan girip verebiliyor. Ha, tam da onu soracaktım. Mobil entegrasyonu da var. Çünkü ben kullanıyorum. Çok yeni sürme özellikle çok güzel oldu. Kullanışlı oldu. Evet. Mobilden bunu kullanabiliyoruz. Aynen öyle. Evet. Eyvallah. Kolay bir şekilde. Bu da güzel bir özellik. Haftaya yeni bir özellikle karşınızda olacağız. Sizi arayacağız, rahatsız edeceğiz. Teşekkür ederiz Tuğan Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi sohbetler. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Yeni açan dinleyicilerimiz için bu hafta sosyal medya siyaset ilişkisini konuşalım istiyoruz. Çok yoğun bir siyasi gündemden 30 Mart, 7 Haziran konuşmak istemedik o aralar. Çünkü acaba bu rakamların, analizlerin yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini belki düşündük ama şu an bu konuyu üzerine de bir kitap yazılmış. Bunu konuşmak istiyoruz. Rakamsal olarak partilerin, liderlerin, seçmenlerin, kitlelerin, parti taraftarlarının sosyal medyayı nasıl kullanması gerektiğini, nasıl kullandıklarına şöyle geçmişten geleceğe bir bakmak istiyoruz. O yüzden Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Mustafa Bostancı'nın sosyal medya siyaset kitabını konuşacağız. Kendisi telefon attığımızda Mustafa Bey. Merhabalar efendim, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Bu konuyu çok uzun zamandır yapmak istiyorduk. Sizin kitabınız vesile oldu. Evet. Kitap üzerinden de bu konuyu konuşalım istiyorum. Sizi ben dinleyicilerimize aktarmaya çalıştım, tanıtmaya çalıştım. Erciyes Üniversitesi'nde öğretim görevlisiniz. Doktor Mustafa Bostancı, sosyal medya, internet gazeteciliği ve masaüstü yayıncılık dersleri veriyorsunuz. Yani bu konular üzerine
çalışıyorsunuz. Twitter'dan sizi takip ediyoruz, bu konuları çalışıyorsunuz. Öncelikle evet. Şunu soracağım. Kitabın macerasını kısa alabilir miyiz? Hani ne zaman yayınlandı, şu an nerelerde bulabilir dinleyicilerimiz? Öncelikle tüm dinleyicilerimize merhabalar diliyorum ben. İstediği yayınlar diliyorum tekrar. Hı hı. Sizin de bahsettiğiniz gibi siyasi açıdan çok yoğun bir gündemden geçiyoruz. Yani 7 Haziran seçimleri sonrasında seçmenin verdiği bir mesaj var. Siyasi partilerin bu mesaja cevap vermek için görüşmeleri var. Bütün bunların ötesinde de bizim de işte birkaç yıldan beri sosyal medya ve siyaset üzerine bilimsel çalışmalarımız var. Bunu ben doktora tezim vesilesiyle kitaplaştırma şansı elde ettim. Yaklaşık 4 yıldır Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora yapmaktayım. Bu vesileyle doktora tez konusunu da pratik hayatta da faydalı olabilecek bir konu olsun istedim. Ha, bu sizin tez konunuz tabii bu ki, kitap. Tabii ki. Eyvallah. Zaten yüksek lisansta da sosyal medya çalışmıştım. Gençlerin, iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını incelemiştim. Doktorada da yine sosyal medya üzerine çalışalım dedik ve biraz daha toplumsal anlamda karşılığı olan bir konu. Yani siyasal iletişim bağlamında sosyal medyayı çalışmaya çalıştık. Tamam. 2013 yılında tezi yazmaya başladım. Yaklaşık 2 yılda tamamladık. Tez konusu adından anlaşılacağı gibi sosyal medya ve siyaset. Bu kapsamda hem siyasi partilerin hem mecliste grubu bulunan siyasi partilerin hem onların liderlerinin sosyal medya hesaplarını içerik analizine tabi tuttum ben bu çalışmada. Tabii bunun da ötesinde daha zengin bir çalışmaya imza atmak adına milletvekilleriyle bir uygulama, anket uygulaması gerçekleştirdim. Yaklaşık 128 milletvekilinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nezdinde oradan aldığımız izinle. Yine siyasal iletişimin önemli aktörlerinden birisi olan seçmenlerle de bu işi tam boyutuyla ortaya koymak adına Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Biriminin de desteğiyle Türkiye'nin 26 farklı ilinde 1200 seçmenle bir anket çalışması gerçekleştirdik. Yani amaç milletvekilleri sosyal medyayı siyasal anlamda nasıl kullanıyor, seçmenler nasıl kullanıyor? Tabii anketin de ötesinde yaptığımız içerik analizleriyle siyasi partilerinin kurumsal web siteleri sosyal medyaya ne kadar uyumlu? Siyasi partilerin Facebook beğeni sayfaları nasıl davranıyor siyasal anlamda, neler paylaşıyor? Liderlerin Twitter hesapları hangi saatte kaç tweet atıyor, hangi gün sık tweet atıyor, hangi hashtag'i kullanıyor gibi birçok açıdan analize tabi tutuldu bu çalışmada. Tabii bu çalışmayı yaparken danışmanlarıma bir teşekkür etmem gerekiyor. Sayın Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Halil İbrahim Gürcan, Profesör Doktor Halil İbrahim Gürcan Beyefendi'ye ve yine Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı, aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Hamza Çakır hocama da bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde sağladıkları katkı ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Yani bu kitap aslında yorumlardan, düşüncelerinizden ziyade sağ araştırması, analizleri ve rakamları içeriyor. Kesinlikle öyle bir çok kıymetli. Yani. Çünkü bu konuda konuşan, söz söyleyen, yazı yazan Türkiye'de belli bir sayıda insan var. Doğru yanlış. yorumlar yapılıyor. Benim de katıldıklarım var, katılmadıklarım var. Ama rakamsal olarak belki bu çalışma Türkiye'de bir ilk veya çok fazla yapılmadı saha araştırması. Bu rakamları merak ediyorum ben. Hani bunları ben hep duymak istiyorum. Dinleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Ama öncesinde bir şey soracağım. Bize hep soruluyor. Biz de işte bu konularda program yapmaya çalışıyoruz, işte etkilerini konuşmaya çalışıyoruz. Oy verme davranışlarında hep sorulan bir şey. Sosyal medyanın, bu kitapta belki böyle bir veri yoktur ama sizin artık büyük bir tecrübeniz oluştu. Ona istinaden soracağım. Oy verme davranışlarını sosyal medya ne kadar etkiliyor? Yani sosyal medya siyaseti yüzde kaç etkiliyor? Şimdi şöyle, siyasi tercihlerinin sosyal medyadan etkilendiğini söylüyor yaptığımız çalışmada seçmenler. Hemen bununla ilgili rakama direkt ulaşmaya çalışıyorum kitaptan. Tamam. Yani %30-35 arası bir rakam hatırlıyorum. Yani biz orada bir takım ifadeler sorduk. 1200 seçmene, 26 ildeki 1200 seçmene sosyal medyada karşılaştığınız içerik sizin siyasi tercihinizi etkiliyor mu dedik. Tamam. Ve yaklaşık %35 oranında seçmenler sosyal medyadaki karşılaştıkları içeriklerin kendilerinin siyasi tercihlerini etkilediklerini ifade etti. Bir şey soracağım. Bu çok yüksek bir oran çıkmış. Evet, %30-35. Gerçekten öyle.
Yani tabii bu etkinin yönü olumlu, olumsuz onu soramıyoruz tabii ama karşılaştıkları siyasi içeriklerden siyasi tercihlerin etkilendiklerini yani ifade fikri ediyorlar. Değiştirme fikrini de değiştirebiliyor. Yani A partisine verdiyse B partisine de verebiliyor. Şimdi ya biz da evet siyasi tercihin değişmesinden anlam gerçekten fikrin değişmesi. Peki bu anket çalışmasını mutlaka çeşitli disiplinlerde ve taktiklerle yapmışsınızdır. Yani bir başarılı bir çalışmadır. Geçen haftalarda bir konuğumuz Hindistan'daki seçimlerden sonra, Hindistan'daki genel seçimlerden sonra yaklaşık herhalde orada 200 sene sürüyor seçimler. Çok büyük kalabalık olduğu için zaman aylarca sürüyor. Zamana yayılıyor. Orada %3,5 ile 4 arasında sosyal medyanın seçimleri etkilediğini söylemişlerdi. Yunanistan'da da benzer bir tartışma %5-6 şimdi %30-35'ler gibi deyince. Bilal Bey net rakama şimdi ulaştım %28,5. %28,5. Yani seçimin %28,5 benim siyasi tercihim sosyal medyadaki siyasi içerikten etkileniyor diyor. Çok yüksek. Evet. Ya, tabii şimdi ülkeler nezdinde farklılık gösterebiliyor. Türkiye'deki sosyal medyanın rolü ya da sosyal medyadan paylaşılan siyasi içeriğin niteliğiyle işte Hindistan'daki, Amerika'daki biri olmayabiliyor. Zaten sosyal medyanın siyaset için önemine binaen bahsederken hep Obama'nın o meşhur medya gösterisi dediğimiz kampanyasından bahsediyoruz. Bu işi ilk Obama'nın kullandığından bahsediyoruz. Tabii Türkiye sosyal medya kullanım açısından da mesela Facebook'ta 6. sıradayız. Twitter kullanımında yine o sıralardayız. Yani hep ilk ondayız. Efendim? Hep ilk ondayız bütün mecralarda. Hep ilk ondayız ve dolayısıyla sosyal medyanın bu tercihleri etkilemesi noktasında da Türkiye'de çok daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorum ben. Tabii hatta buradan aslında bir mesaj da verilmiş oluyor. O kitabınızda bundan da mutlaka söz etmişsinizdir, bahsetmişsinizdir. Ben de bazı kavramlar gördüm, inceleme fırsatı buldum. Partilerin, liderlerin bu konuya bir duyuru panosu gibi değil, daha farklı yaklaşması gerektiği sonucu çıkıyor buradan. Kesinlikle öyle. Biz onu kitabın tavsiyeler bölümünde de bunlara değiniyorum ben. Yani geleneksel medya gibi görmemek gerekiyor sosyal medyaya. Bunun kendine has bir dili var, kendine has bir kitlesi var. Zamanlaması, paylaştığınız içeriğin türü, formatı, fotoğraf mı, video mu, yazı mı? Bütün bunlar fark ettirebiliyor, etkinin derecesini değiştirebiliyor. Yani klasik basın bülteni hazırlar gibi her şeyi sosyal medyada paylaşmamak gerekiyor. Diyalog kurmak gerekiyor. Bütün bunları yapan siyasetçiler, kurumlar, bireyler ve hesaplar da sosyal medyada daha başarılı oluyor diyebiliriz. Tamam, peki hemen aslında kapıyı açmış oldunuz. Bunu yapan var mı? Veya yapanlar ne derecede rakamsız olarak başarılı olmuş? Ne olmuş? Neler olmuş? Estağfurullah. Şimdi isterseniz analizlerden bahsedeyim. Tamam. Bu kitap kapsamında, tezim kapsamında çok farklı analizler gerçekleştirdik. Mesela bunlardan bir tanesi siyasi partilerin kurumsal web sitelerine yönelik. Kurumsal web sitelerini ben içerik analizine tabi tuttum. 4 siyasi parti, mecliste grubu bulunan 4 siyasi partinin kurumsal web sitelerini tablet, akıllı telefon ve bilgisayar ekranı görüntüleri bakımından inceledim. Hı-hı. Ne kadar tablet uyumlu, ne kadar akıllı telefon uyumlu. Ana sayfalarında hangi sosyal medya ögeleri yer alıyor? İç sayfalarda sosyal medya ögelerine yer veriyorlar mı? Tabii bununla ilgili hemen karşılaştırma tablosundan size özet bilgiler sunmak istiyorum. Mesela 4 siyasi parti, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkın Demokrasi Partisi'ni karşılaştırdığımızda AK Parti ve Halkın Demokrasi Partisi'nin web siteleri hem bilgisayar hem tablet hem de akıllı telefon için o responsible dediğimiz çözünürlük uyumluluğuna sahip. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP'nin kurumsal web sitesinin bu cihazlar için otomatik olarak çözünürlüğünü yenilemediğini gördük. Yani mobil akıllı telefonlarda güzel açılmıyor web sitesi. Aynen öyle. Rahat dolaşılmıyor. Tabii bütün bunları ben fotoğraflarıyla da kitabımda belgeledim. Yine ana sayfalarında sosyal medya bağlantılarına yer veriyor mu siyasi partiler? Mesela AK Parti Facebook ve Twitter bağlantısına çok gözle görülür yer verirken Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu bağlantıların olmadığı, liderin hesabına giden bağlantıların olduğu, Milliyetçi Hareket Partisi'nde yine Facebook, Twitter, Halkın Demokrasi Partisi'nde de Facebook, Twitter, Google Plus ve YouTube bağlantılarına yer verildiğini gördük. Hı hı. Yine eklentiler var biliyorsunuz. Yani Twitter hesaplarının, Facebook beğeni sayfalarının, içeriklerinin web sitelerine taşındığı bir takım eklentiler var. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi bu eklentilere sitesinde yer vermezken Milliyetçi Hareket Partisi Facebook sosyal eklentisine yer veriyor. Halkın Demokrasi Partisi ise hem Facebook hem Twitter hem de YouTube eklentilerine sayfalarında yer verdiğini görüyoruz. Hı hı. Yine
çok önemli bir özellik. Sosyal medya içeriklerinin, sosyal medyada içeriklerin rahatlıkla paylaşılabilmesi için web sayfalarında, sosyal medyada paylaş butonlarına yer verilmesi gerekiyor. Ben siyasi partilerin web sitelerini bu bağlamda inceledim. AK Parti'nin içeriklerinde, iç sayfalarında, haberlerinin sonlarında Facebook ve Twitter'da paylaş butonları yer verilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Facebook, Twitter ve Google Plus'ta paylaş butonları. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayfasında bugün de tekrar baktım. Tabii bu analizleri biz 2014 tarihinde yaptık. Bugün de tekrar baktığımda hala bu butonların olmadığını görüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin web sitesinde sosyal medyada paylaş butonları yok. Bu neden önemli? Bu çünkü çok büyük bir kitleye ulaşmak istiyorsanız ya da sizin taraftarlarınız, sizin içeriklerinizi sizi desteklemek için kendi takipçilerine ulaştırmak istiyorlarsa tek tuşla, bir tuşla kolaylıkla bunu paylaşabilmeliler. Oysa bugün en amatör sitenin bile içeriklerinin sonunda sosyal medyada paylaş butonlarına yer verilmekte. Çünkü sosyal medya çok geniş bir kitleyi barındırıyor ve dağıtmak için, içeriği duyurmak için, daha fazla kişiye ulaştırmak için bunu kullanmak gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin web sitesinde de bunu maalesef göremedik. Bunun güncellenmesi gerekiyor. Çok küçük bir detay belki ama önemli bir detay diyoruz. Yine Halkın Demokrasi Partisi'nin içeriklerinde de Facebook ve Twitter'da paylaş butonlarını gördüğümüzü ifade etmiyoruz. Belki bu kitabı genel merkezlere gönderebilirsiniz. Kesinlikle. Siyasi partilerin genel merkezlerine ikişer tane gönderdim. Yine her siyasi partiden belli bir sayıda grup başkan vekilleri ve vekiller olmak üzere belli bir sayıda vekile ulaştırmaya çalıştım. Tabii bu konuda bize düşen bir şey olursa da üzerimize düşen. Buradan da duyurmuş olduk yani. Tabii buradan da duyurmuş olduk, fikirlerimizi paylaşırız. Evet, sosyal medyaya gelecek olursak hani performanslara. Şimdi liderlerden bahsedeyim isterseniz. Tamam. Değil mi? Onu kastediyoruz. Tamam, evet. Şimdi şöyle, 4 parti lideri, tabii biz bu çalışmayı yaptığımızda liderlerin Twitter hesaplarını analiz ettik. 14 Ocak 2014 tarihinde yaptık bu çalışmayı. O zaman AK Parti'nin başında şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vardı. 4 parti lideri, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve partide grubu bulunduğu için, mecliste grubu bulunduğu için Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesaplarını inceledik. Bu 4 partiyi incelemenizin sebebi geçmiş dönemde de 4 parti vardı mecliste. Aynen öyle. Yoksa 20'nin üzerinde parti var. Belki bu başka bir test konusu olur. Evet, ama biz grubu bulunan 4 partiye de tamam. İnceleme alanı olarak. Mesela baktığımızda hesabı ilk kim açmış? Twitter'da ilk hangi lider hesabı açmış diye baktığımızda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ağustos 2009 tarihinde ilk hesabı açan kişi olduğunu görüyoruz. Yine en fazla tweet atan kişinin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu görüyoruz. Günlük ortalama tweet sayılarına baktık. Yani hesap açıldığından analiz yaptığımız tarihe kadar günde ortalama kaç tweet atmış bu hesap diye baktığımızda yine 2,34 ortalamayla en fazla tweet atan hesabın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu gördük. Takipçi sayılarına baktığımızda o tarihte, Ocak 2014'te yaklaşık 4 milyon civarında takipçiyle yine Recep Tayyip Erdoğan hesabının takipçi sayısının en fazla olduğunu gördük. Hı hı. Kaç kişiyi takip ediyor dedik. Liderler biliyorsunuz sosyal medyada takip edilmek kadar etmek de önemli. Burada en fazla kişiyi takip eden hesabın Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu gördük. Bu çok önemli. 3000 kişiyi takip ediyor. Evet, yani bu oradaki kitleye ben de sizi dinliyorum mesajı veriyor. Evet. Mesela çok ilginçtir, hangi günler tweet atıyor liderler diye baktığımızda işte salı günleri Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günleri en sık tweet attığını, Sayın Devlet Bahçeli'nin çarşamba, Selahattin Demirtaş'ın da cuma günleri tweet attığını gördük. Bakın tweetlerin hangi platformdan atıldığına dair bir veri var. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli'nin Twitter web sitesini kullandığı tweet atarken Selahattin Demirtaş'ın ise bir akıllı telefon üzerinden tweetlerini attığını gördük. Hmm. Yani bilgisayar, masaüstü ortamdan değil, akıllı telefondan tweet attığını gördük. Tabii bu hesapları sanırım yöneten profesyonel ekip veya kişi veya kişiler var. Danışmanlar vardır. Ya da danışmanlar. Mesela hangi liderin tweet'i popüler diye baktık. Mesela en fazla retweet alan tweet Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ait 18.233 retweet almış. Yine bu tweet 3.784 favori sayısıyla en fazla retweet alan lidere ait tweet olarak gözüküyor. Hemen o tweetin ne olduğunu da söyleyeyim ben size. Bakın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en fazla retweet alan tweeti ama Beşer yönetiminin asla yanında değiliz. Zira halkına tankla, topla, silahla yürüyen bir rejimin yanında bizim olmamız mümkün değildir tweeti.
en sık, en çok retweet alan siyasi tweet diyebiliriz lidere ait. Hı hı. Yine en çok favori olan tweete baktığımızda da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın biz beddua ile değil dua ile emrolunduk, bedduaya lanet, duaya davet ediyoruz tweeti yine liderler arasında en fazla favori alan tweet olarak göze çarpıyor araştırmamızda. Yine çok ilginç bir detayı daha vereceğim liderlerin Twitter'ları ile ilgili. En sık hangi kelimeleri kullandıklarına baktık liderlerin. Yani tweet atarken en sık hangi kelimeleri kullanıyorlar? Sayın Recep Tayyip Erdoğan en sık kullandığı üç kelime şunlar. Biz, Türkiye ve değil kelimeleri. Değil belki bir bağlaç olarak, şey olarak da kullanabilir ama Türkiye kelimesini sıklıkla kullandığını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine Türkiye ve biz kelimelerini sıklıkla kullandığını, Devlet Bahçeli'nin iyi, Allah ve diliyorum kelimelerini, Selahattin Demirtaş'ın da ama, günaydın ve gün kelimelerini en sık kullandığı kelimeler olduğunu Twitter analizlerinde karşılaştık. Evet. Siz kurumsal olarak da baktınız değil mi partilerin performansı? Sadece liderler değil, dört partinin kurumsal hesaplarını da. Evet, partilerin Facebook beğeni sayfalarını analiz ettik. Liderlerin Twitter hesaplarını analiz ettik. Partilerin Facebook beğeni sayfalarından da hemen size karşılaştırmalı olarak bahsedeceğim. Burada da gerçekten ilginç detaylar var. Mesela partiler nezdinde baktığımızda Facebook beğeni sayfasını ilk oluşturan parti 2011 yılında, Şubat 7 Şubat 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi. Hı hı. Beğeni sayısına baktığımızda en fazla beğeniye sahip AK Parti Facebook sayfası. Gönderi sayısına baktığımızda en fazla içerik paylaşan sayfa Milliyetçi Hareket Partisi'nin beğeni sayfası. Ortalama günlük gönderide yani oluşturulduğu yıl itibaren baktığımızda da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortalamada fazla olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yine hangi içerikleri paylaşıyor bu siyasi partilerin beğeni sayfalarını yönetenler ya da siyasi partiler diye baktığımızda sosyal medyada en etkili içerik türü olan fotoğrafın 4 siyasi parti tarafından da en sık paylaşılan içerik türü olduğunu görüyoruz. Hangi gün paylaştıklarına baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkın Demokrasi Partisi'nin Perşembe günü sık paylaşım yaptığı Facebook üzerinden AK Parti'nin ise Cumartesi günleri sık paylaşım yaptığını görüyoruz. Bunun bir yine, şeyi var mı bu paylaşım günleri? Ben önemsiyorum bugün. Yani bu bilimsel bir buradaki yöneten arkadaşlar bunu bilerek mi yapıyorlar? Bir araştırmaya mı dayanıyorlar? Umarım bilerek yapıyorlardır. Çünkü mesela hafta sonları sosyal medyada en çok yoğunluğun olduğu saatler. Mesela AK Parti'nin cumartesi günü paylaşıyor olması gerçekten bu anlamda önemli. Mesela Twitter'a baktığımızda salı gününün ön plana çıktığını görüyoruz Bilal Bey. Yani salı günü grup toplantılarının ne olduğu. Evet, doğru. Genelde grup toplantısından sonra önemli konuşulan şeylerin tweet atıldığı günler, salı günleri. Facebook'ta ise cumartesi günü AK Parti, diğerleri perşembe günü görüyorum. Biliyorsunuz yapılan açıklamalarda belli saatler ve belli günler var. Mesela akşam 9 ila 11 arası sosyal medyanın en yoğun olduğu saatler. Evet. Yani bu saatlerde paylaşım yapmanın önemli olduğuna, etkili olduğuna inanılıyor, düşünülüyor. Veriler bunu söylüyor. Yine günler anlamında da hafta sonlarının işte sosyal medyada yoğunlukta olduğu günler olduğu söyleniyor. Buna dikkat etmek tabii etki açısından daha önemli oluyor. Partiler bunlara dikkat etmeye çalışıyor gördüğünüz kesinlikle kadarıyla. Öyle. Şimdi çok da böyle bir son bir dakikamız var. Öyle şunu söyleyeceğim. Tabii bazı rakamları da dinleyicilerimiz bu kitabı satın alsınlar. Soracağım nerede satılıyor ve merak etsinler istiyorum. Her bütün rakamları buradan vermeyelim istiyorum. Nerede ulaşabilirler? Şimdi kitabımıza internet kitap mağazalarından ulaşabilirler. Yani internet kitabı satan birçok internet mağazasından burada isim verip reklam yapmış olmayalım. Ulaşabilirler. Tamam. Kitabımız tabii Palet Yayınları'ndan çıktı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tamam. Yine kitap hakkında detaylı bilgiye de kitabın tanıtımını yapan sosyal medya ve siyaset.com üzerinden ulaşabilirler. Orada kitabın bir demosuna, kitabın içeriğinin neler olduğuna ve kitabı satın almakla ilgili çeşitli bağlantılara buradan ulaşabilirler. Sosyal medya ve siyaset.com'u ziyaret ederek de kitap hakkında detaylı bilgi alabilirler. Sayın hocam teşekkür ediyoruz. Ben bu dinleyicilerimize buradan bu kitabı öneriyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sosyal medya ve siyaset kitabını konuştuk Sayın Mustafa Bostancı'nın. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Dijitali kullanın ama dengeli kalmakta fayda var. Ailenize ve sevdiklerinize mutlaka zaman ayırın. İyi hafta sonları. Türk Saat Dijital Hayatı sondu.